Geçiş dönemi eserlerimizden bir başkası ya da ilk İslami dönem eserlerimiz içerisinde değerlendirilen bir başka eserimiz ise Divan-ı Hikmet'tir. Divan-ı Hikmet yine 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Hoca Ahmet Yesevi arkadaşlar, Yesevilik tarikatının kurucusudur. Hoca Ahmet Yesevi'nin özlü sözlerine Hikmet adı verilmiştir. Dolayısıyla Divan-ı Hikmet onun özlü sözlerinden oluşan edebi eserdir. Ondan dolayı artık Divan-ı Hikmet'le beraber yeni bir nazım şekli olan Hikmetlerden de söz edebiliriz. Yani bu eserle beraber yeni bir nazım şekli ortaya çıkmıştır. Eserin içeriğine baktığımızda İslami dönemin ilk ürünleri içerisinde yer aldığı için dini, ahlaki bir eserdir. Dini ahlaki bir eser olan Divan-ı Hikmet, hece ölçüsüyle 'nazım' biçimiyle yazılmıştır. Hece ölçüsüyle ya da koşma nazım biçimiyle yazıldığına göre hemen bu eserde diğerlerine göre biraz daha hafif, sade bir dilin kullanıldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Divan-ı Hikmet yine dini, didaktik bir eser olmasından dolayı Karahanlı yani Hakaniye Türkçesiyle de yazılmıştır. Tarihinde arkadaşlar, Türk Edebiyat tarihinde 12. yüzyıl Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eserini çıkarmasıyla beraber aynı zamanda tekke tasavvuf edebiyatının da başlamış olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla tekke tasavvuf edebiyatı 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi ile başlamıştır diyebiliriz. Onun ardından gelen süreç içerisinde Mevlana, Sultan Veled gibi isimlerde Yesevi'nin devamı niteliğindedir. Yani tasavvuf edebiyatı Hoca Ahmet Yesevi ile başlamıştır. Evet arkadaşlar, Divan-ı Hikmet'le ilgili olarak 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi tarafından Hakaniye Türkçesi ile yazıldı. Dini ahlaki nitelikte olan bir yapıt, Hikmet adı altında Hoca Ahmet Yesevi bu edebi eser içerisinde kendi özlü sözlerini de bir araya getirmiştir. Ve böylelikle bir nazım şeklinin de ortaya çıkmasını, nazım türünün de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hoca Ahmet Yesevi, Yesevilik tarikatının kurucusu dedik ve tekke tasavvuf edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen isim olmuştur. Eser hece ölçüsüyle koşma nazım şekliyle yazılmıştır ve Karahanlı Türkçesinin kullanılmış olduğunu da söyleyerek bu konumuzu da burada tamamlayabiliriz.